Herkese selamlar arkadaşlar. Yahu bir yayını yaptırmadı kırtlağım bana ya. Gıcık yaptı bir şey ne yaptıysa. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı Yunus Berkli. Erzurum ve Erzincan çevresinde görülen koyun, koç ve at biçimli mezar taşları ve sanat tarihindeki yeri. Doktora tezi. Arkadaşlar bunları mecburen göstermek zorundayım çünkü insanların tezlerini çalıyorlar. Ve kendi tezleriymiş gibi sunuyorlar. Tez yöneticisi Profesör Doktor Hamza Gündoğdu. Erzurum 2007. Tez kabul tutanağı. Bunları göstermek zorundayım. Evet, doktora tezi Erzurum ve Erzincan çevresindeki koyun, koç ve at biçimli mezar taşları ve sanat tarihindeki yeri. Danışman Profesör Doktor Hamza Gündoğdu. 2007 sayfa 470 artı 10-11. Jüriler. Milattan önceki dönemlerde Orta Asya'da Türklerin eliyle meydana getirilen ve Avrasya uslubu olarak isimlendirilen Türk sanat eserleri ve bunların içerisindeki koyun, koç ve at heykeli biçimli mezar taşları kendi içinde değerlendirilen hayvan uslubunun bir devamı olarak Anadolu'ya aktarılmıştır. Türklerin kabul ettiği yeni dinlerde bu gelenek mana bütünlüğü bozulmadan varlığını devam ettirmiştir. Yaşam, ölüm ve ölüm sonrası hayatla ilgili derin ve gizemli anlatımlarla yüklü olan bu mezar taşları geçmişle gelecek arasında mükemmel bir köprü vazifesi görürler. Anadolu'da Türklerin gittiği pek çok bölgede görülen koyun, koç ve at heykeli biçimli mezar taşları, özellikle Türklerin Anadolu'ya geçiş yaptıkları ilk yerleşim yerleri olan Doğu Anadolu'da yoğunluk kazanmaktadır. Anadolu dışında da ön Asya'dan uzak doğuya kadar uzanan geniş coğrafyada ya Türklerin eliyle ya da Türk kültüründen etkileşim sonucu oluşmuş anıt eserler olarak görülmektedir. Erzurum ve Erzincan bölgesinde yaptığımız araştırmalarda ve büyük bir kısmı ilk kez tarafımızdan tespit edilerek incelenen koyun, koç ve at biçimli mezar taşlarının sanıldığından daha fazla ve eski tarihlere ait olduğu görülmüştür. Bu çalışma ile bu tip mezar taşı yapma geleneğinin Anadolu'da Akkoyunlu ve Karakoyunlu devletleri ile başlamadığı ortaya konulmuştur. Akkoyunlu ve Karakoyunlu devletlerinden önceki dönemlerde de Anadolu'ya Balkanlar ve Kafkaslar üzerinden gelen çeşitli Hristiyan Türk boyları tarafından bu tür mezar taşlarının yapıldığı görülmektedir. Bu iki Türkmen devleti içerisinde yer alan çeşitli Türk boyları kendilerinden önce Anadolu'da ırktaşları tarafından başlatılan bu geleneği kendi içlerinde yaşatarak devam ettirmişlerdir. Boyut ve süsleme bakımından farklılık gösterseler de kullanıldıkları yerlerde taşıdıkları anlamda hiç değişmemiştir. Milletlerin ortaya çıkışı ve varlıklarını devam ettirmelerinde en önemli rolü şüphesiz kültür varlıkları oynamaktadır. Kültür, dil, din, tarih, musiki, sanat, gelenek ve göreneklerin bir bütünü olup insan toplulukları arasındaki farklılığı belirleyen ve halk yığınlarını millet olarak tarih sahnesine oturtan en önemli etkendir. Kültür aynı zamanda tarihi bir derinliğe sahip olup geçmiş ile gelecek arasında köprü oluşturur. Çalışmamız milli kimliği korumanın vazgeçilemez bir delili olan ve sanat tarihinin çalışma alanı içerisinde başvuru kaynakları arasında ilk sıralarda yer alan mezar kültü ve mezar taşları geleneği hakkındadır. Türk sanatında her zaman sevilerek kullanılan koyun, koç ve at figürleri süsleme amacından ziyade ifade ettiği manevi anlamları ile öne çıkmıştır. Çeşitli Türk devletleri ve boylarına ad olan kişilere ünvan olarak verilen koyun, koç ve at kültürü kökeni Orta Asya'dan başlayan ve Türklerin gittiği tüm bölgelere yine Türklerin eliyle taşınan
dini ve milli bir motif olmuştur. Türk sanatının erken dönemlerinden başlayarak dini ve sivil mimarisinde kullanılan bu motif mezar taşlarında da ölen kişinin ölüm sonrası hayatında ona bir arkadaş ve kötülüklere karşı koruyucu bir güç olduğu düşünülerek kullanılmıştır. Bu düşüncenin kökeninde ise eski Türk inancının kuvvetli tesirleri yer almakta. Türklerin yeni girdikleri dinlerde de bu eski inancın etkileri yeni dine tesir ederek varlığını günümüze kadar sürdürmüştür. Koyun, koç ve at heykeli biçimli mezar taşları plastik açıdan incelendiğinde Türk heykel sanatının en önemli örnekleri oldukları ve her birinin farklılıklar göstermesine rağmen soyut manada aynı anlamların taşa yontulmuş ifadeleri oldukları görülmektedir. Koyun, koç ve at heykeli biçimli mezar taşları yakın zamana kadar Anadolu'nun pek çok bölgesinde, özellikle Doğu Anadolu bölgesinde yoğun olarak bulunmaktaydı. Ancak misyonerlerin bunları yok etmek için ortaya attıkları heykellerin içlerinde altın olduğu yalanı Anadolu'nun Türklere aitliğinin delili olan bu mezar taşlarının bizzat kendi insanımız tarafından hızlı bir şekilde tahrip edilerek yok edilmelerine yol açmıştır. Yine bu heykel biçimli mezar taşları hakkında bölgede detaylı araştırmanın yeterince yapılmaması, özellikle yüksek yerlerde bulunan ve henüz keşfedilmemiş örneklerin hazine arayıcıları tarafından hızla yok edilmeleri, bu tarihi zenginliğimizin ne büyük bir tehlike ile karşı karşıya olduğunu göstermesi açısından önemlidir. Bütün bu olumsuzlukların yanına bir de bölücü örgütlerin bu heykelleri yok etmeye başlaması gibi sebepler, değerli hocam Profesör Doktor Hamza Gündoğdu nezaretinde bu çalışmayı hazırlamayı bize zorunlu kıldı. Çalışmamızın ilk aşamasında arazi araştırması yapılarak bölgedeki koyun, koç ve at biçimli heykel mezar taşlarının tespitleri yapılmış. Yerlerinde ölçümü yapılıp fotoğraflar alınmıştır. Bu aşamada geçmişte var olup da günümüze ulaşamayan heykellerin bulunduğu yerleşim yerlerine de gidilerek bölgedeki vatandaşlarla birebir görüşülmüştür. Daha sonra Anadolu dışında İran ve Azerbaycan bölgelerine de bizzat gidilmiş, burada bulunan koyun, koç ve at biçimli mezar taşları ya mezarlıklarda ya da müzelerde görülerek incelenmiş ve fotoğrafları alınarak değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Üçüncü aşamada koyun, koç ve at heykeli biçimli mezar taşlarının Orta Asya'dan başlayarak İran, Azerbaycan, Gürcistan ve Anadolu'daki örnekleri karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Çalışmamızın esasını yalnızca koyun, koç ve at heykellerini plastik açıdan incelemek teşkil etmemiştir. Konuyu daha geniş bir biçimde ele almaya gayret ederek maddi ve manevi kültür unsurlarımızda, sanat tarihinde, folklorumuzda, antropolojide, tarihimizde ve inanç sistemimizde de bu heykellerin oluşturduğu motiflerin en eski Türk kültür ve sanat kalıntılarının günümüze kadarki olan gelişimi ortaya konulmaya çalışılmıştır. Konunun önemi, konu hakkında yapılan araştırmalar ve metodumuzu belirten girişten sonra araştırma konumuz olan bölgenin kısa bir tarihi verilmiştir. Birinci bölümde mezar kültü ve Türklerde mezar geleneği, İslam öncesi ve sonrası dönemleri kapsayacak şekilde Orta Asya'dan Anadolu'ya kadar geçirdiği evreler ve Türk boylarının bu konudaki gelenekleri incelenmiştir. İkinci bölümde Orta Asya'dan Anadolu'ya koyun, koç ve atın eski Türk inancındaki yeri ve önemi incelenmiş, bu inancın mezar taşlarına yansımasının kökenine inilmiştir. Üçüncü bölümde konumuzu kapsayan bölgedeki koyun, koç ve at biçimli mezar taşları bizzat yerlerinde görülüp tarafından tespit edilerek incelenen heykel biçimli mezar taşlarının sanat tarihi açısından incelemesi yapılmıştır. Daha sonraki bölümlerde incelenen örneklerin Orta Asya, Uzak Doğu, Gürcistan, İran, Azerbaycan ve Anadolu'daki örneklerle karşılaştırmalı olarak değerlendirmeleri yapılmıştır. Bu değerlendirmede bulunan örneklerin uslup, form ve bezeme yönünde Türk kültürü ve sanatıyla bütünlüğü ortaya konulmaya çalışılmış, daha sonra da çizim ve resimlerle konu zenginleştirilmiştir. Bu çalışmamızda
bana en büyük desteği sağlayan, yol gösteren hocam Profesör Doktor Hamza Gündoğdu'ya ve Profesör Doktor Enver Konukçu'ya, Doçent Doktor Hüseyin Yurttaş'a, Doçent Doktor Haldun Özkan'a ve yardımcı Doçent Doktor Nesrin Feyzoğlu'na şükranlarımı sunuyor. Bu çalışmamızda gerek arazide güvenliğimizi sağlayan güvenlik biçim birimlerine ve gerekse bize araç tahsis ederek arazide çalışmamıza yardım eden mülki ve idari amir ve memurlarına da teşekkürü bir borç bilirim. Çizimlerde büyük yardımlarını gördüğüm fakültemizin çok değerli öğretim elemanlarından araştırma görevli Nevin Aydoslu, araştırma görevli Hüseyin Elitok, araştırma görevli Lütfi Kaplanoğlu ve öğrencim İlhan Keskin'e, bilgisayarda düzenlemeleri yapan araştırma görevli Ferruh Haşiloğlu, araştırma görevli Köksal Bildir Dönmez, araştırma görevli Zafer Lehimlere imla hataları ile ilgili gerekli tasihleri yapan Selim Selimoğlu'na en içten teşekkürlerimi sunar. Çalışmam boyunca o küçücük yüreklerine sığmayan, sınırsız sevgileriyle bana destek olan oğullarım Emin Alp, Mustafa Konurat ve Ahmet Alp ile çalışmamı tamamlamamda bütün sıkıntılarına rağmen sabırla bana destek veren ve fakat sevgili eşime bana daimi dualarıyla güç veren annem ve rahmetli babama da burada minnet ve şükranlarımın yetersiz kaldığını ifade etmek isterim. Özellikle kıymetli zamanını ihtiyaç duyduğumda esirgemeden bana ayıran bu çalışmamın yazımının da büyük emeği olan vefa insanı dostum Doçent Doktor M. Hanefi Palabıyık'a minnet ve şükranlarımı sunarım. Yunus Berkli, Erzurum 2007. Giriş. Çok geniş bir coğrafi sahaya yayılmış bulunan Türk boyları yerleştikleri yerlerde Orta Asya'dan getirdikleri inanç, kültür ve sanatlarını da bu yeni yerleştikleri bölgelere taşımışlardır. Bunların içinde koyun, koç ve at heykeli biçimli mezar taşı yapma geleneği yaşadıkları coğrafyalarda kabul ettikleri yeni dinin anlayışı içerisinde farklı anlamlara bürünse de varlığını devam ettirmiştir. Koyun, koç ve at heykeli biçimli mezar taşları Türk dünyasını gezen yerli ve yabancı seyyah ve araştırmacıların her zaman dikkatini çekmiştir. Ancak araştırmacıların bu konuya fazla eğilemedikleri, bu konu üzerine yapılan çalışmaların da oldukça sınırlı ve yetersiz olduğu görülmektedir. Yapılan bu çalışmalar da genellikle eldeki mevcut malzemenin değerlendirilmesiyle sınırlı kalmış, ciddi bir saha araştırması yapılmadan bu örneklerin aynı kategoride değerlendirildikleri görülmüştür. Ayrıca yapılan bu çalışmalarda derli toplu biçimde bir araya getirilmediği için araştırmacıların bu konu ile ilgili bilgi, belge ve yorumları da dağınık kalmıştır. Yine bu çalışmalarda mevcut örneklerin hep Akkoyunlu ve Karakoyunlu Türkmen devletlerine bağlanması, bu Türkmenlerden önce Anadolu'ya çeşitli yollardan gelen diğer Türk boylarında böyle bir geleneğin olmadığı düşüncesini oluşturmuştur. Pardon arkadaşlar. Nitekim bu anlayıştan dolayı Doğu Anadolu bölgesinde karşımıza çıkan haç motifli koyun, koç ve at biçimli heykel ve mezar taşları başka kültürlere madel edilmeye veya başka kültürlerin Türk kültüründen etkilenmesiyle açıklanmaya çalışılmıştır. Hatta özel veya resmi kurumlarımıza ait web sitelerinin sayfalarında dahi bu heykellerin Urartu, Bizans, Gürcü, Ermeni ve Süryani kültürlerine mal edilmeye çalışıldığı hayretle görülmüştür. Türkiye ve Kuzeybatı İran'da tamamen kaderine terk edilen ve çok az kısmı müzelerde koruma altına alınan bu heykeller yok olmakla karşı karşıya gelmiştir. Geçmişte müzelerimizde bazı örneklerin var olmasına rağmen günümüzde olmamaları, hatta bunların kayıtlarının bile tutulmamaları tahribatın ve ilgisizliğin boyutlarını gözler önüne sermektedir. İşte tüm bu sebepler böyle bir çalışma yapmayı zorunlu kılmıştır. İlk kez yurt içinde ve yurt dışında olmak üzere geniş bir bölgede karşılaştırmalı olarak örnekler incelenmiştir. Bu çalışmada titiz ve tehlikeli bir saha araştırması yapılmış, köylerde veya yaylalarda bulunan materyallerin çoğu ilk kez tarafımızdan tespit edilip kataloğa alınmıştır.
çalışmamızın bu kısmı, konunun önemi, çalışmanın kaynakları ve kullandığımız metot hakkında da bilgiler içermektedir. Burada Anadolu'da görülen koyun, koç ve at heykeli biçimli mezar taşlarının sanat tarihi, Türk tarihi ve kültürü ile antropoloji içerisindeki yeri ve önemine değinilmiştir. Kaynaklarımız arasında sadece saha araştırmasıyla yetinilmemiş, yurt içi ve yurt dışı müzeleriyle mezarlıklardaki mezar taşları incelenmiş, diğer yandan yazılı materyal ve diğer birçok araştırmaya da başvurulmuştur. Konunun önemi, kaynaklar ve metot. Konunun önemi ve amacı. Anadolu'nun girişinde önemli bir kavşakta yer alan Erzurum eski çağlardan beri Orta Asya, Ön Asya ve Kafkaslar üzerinden gelen bütün güçlerin uğradığı bir bölge olmuştur. Özellikle çeşitli Türk boylarının batıya doğru düzenledikleri seferler ve göçler Anadolu üzerinde yoğunlaşmıştır. Türklerin Anadolu ile tanışması ilim alemince proto-Türk kabul edilen Kimmeller ve İskitlerle başlamış ve bu süreç sonraki dönemlerde artarak devam etmiştir. İslami dönemden sonra da gerek Emevi ve Abbasiler döneminde ve gerekse Büyük Selçuklu öncesinde Anadolu'ya gaza için gelen ve isimlerini Horasan Alparanları denilen Türkler, Erzurum ve çevresinde oluşturulan Sugurlarda bölgenin fethi için uğraşmışlardır. İşte bu ilk İslami fetihler döneminde Bizans doğudan gelen ve kendisi için büyük tehlike olan bu gücü engellemek için Balkanlar üzerinden getirdiği çeşitli Hristiyan Türklerini Anadolu'nun özellikle doğusuna yerleştirmiştir. Bölgeye yerleşen her iki dine mensup çeşitli Türk boyları kendi dinlerini yaşarken aynı zamanda Orta Asya'dan getirdikleri eski dinleri ve kültürlerine ait adet ve yaşantılarını da yeni din içerisinde yaşatmayı başarabilmişlerdir. Erzurum ve Erzincan bölgesinde Orta Asya kökenli inanç ve adetlerin birer yansıması olan koyun, koç ve at heykeli biçimli mezar taşları bölgenin Türklüğünü ortaya koyması açısından arz ettiği önem bizi bu araştırmaya iten en ciddi nedenlerden biridir. Yine bu konu hakkında yeteri kadar araştırma ve inceleme yapılmamış olması bu mezar taşları hakkında yanlış yayınların artmasına neden olmuştur. Böylece çok önemli tarihi bir zenginliğin yok edilmesi için bilinçsiz vatandaşların da kandırılması yönünde büyük bir gayret gösterildiği görülmektedir. Bunların yok edilmemesi için bizzat yerlerinde inceleme yapılarak henüz literatüre girmeyen örneklerin de tespit edilmesi suretiyle yetkililerin dikkati çekilmek istenmiştir. Kaynak ve araştırmalar. Tarih boyunca önemli bir yerleşim yeri olması ve tarihi yolların kavşağında bulunması sebebiyle Erzurum ve Erzincan her dönemde değişik mücadelelere sahne olmuştur. Bundan dolayı da Anadolu ile ilgili en erken dönemlerden günümüze kadar olan devirler hakkında yapılan bütün araştırmalarda Erzurum yoğun olarak yer almıştır. En eski dönemlerden başlamak üzere Asya kökenli kavimlerin bölgeye geldikleri M.Ö. 650'li yıllara kadar olan izler bölgeyle ilgili çalışmaların temelini oluşturur. Elde edilen son bilgiler ışığında bölgeye Proto-Türklerin gelişi Kimmer ve devamında İskitler, Sakalarla başlamıştır. Bunlarla beraber Gogarlar, Pasyanlar, Taoklar, Karduklar ve Kıpçaklar gibi pek çok Asya kökenli kavim Doğu Anadolu ve özellikle de Erzurum ve Erzincan çevresinde görülmüştür. Gerek İslam öncesi ve gerekse İslami dönemde Doğu ve Batı arasında sürekli bir güç ve mücadele merkezi olan bölge ilk İslam akınlarında da Anadolu'nun fethi için bir üs, sugur ve ileri karakol konumuna gelmiştir. İlk İslam akınlarında bölge sık sık Bizans ile yapılan savaşlarda el değiştirmiştir. İslam orduları içine yer alan Horasan Alparanları yani Müslüman Türkler bölgenin tamamen Türk İslam yurdu olması için kalıcı merkezler oluşturarak Orta Asya'dan getirilen Türklerin iskanını gerçekleştirmişlerdir. Genel hatları ile kısaca değindiğimiz tarihi süreçte
bölgeye çeşitli yollarla ama kesinlikle yerleşik amaçlı pek çok Türk boyu ve kabileleri Orta Asya'dan göç etmiştir. En yüksek yerlerden ve yerleşim birimlerinden başlayarak ovalara doğru çok hızlı yerleşen bu Türk boyları konumuza temel teşkil eden figürlü koyun, koç ve at biçimli mezar taşlarının da kaynağını oluştururlar. Mezar taşları ile ilgili ilk ciddi araştırmalar Cumhuriyet döneminde Rıfkı Melül Meriç'in 1935 yılında Akşehir Türbe ve Mezar Taşları isimli makalesi ile başlamış. Daha sonra yerli ve yabancı pek çok araştırmacı bu konuyla ilgilenmeye başlamışlardır. Bu yıllarda yakın zamana kadar genellikle figürlü sandukalı mezar taşları ile yayın ve araştırmaların yoğunluk kazandığı dikkati çekmektedir. Bu çalışmalar içerisinde Hamza Gündoğdu'nun Türk mimarisinde figürlü taş plastik isimli yayınlanmış doktora tezi bu sahada özellikle Anadolu ve Anadolu dışında bulunan Türk sanatı ve kültürüne ait figürlü bezemelerin incelendiği en kapsamlı bir çalışma olarak faydalandığımız kaynak eserlerden birisidir. Çalışmayı kıymetlendiren bir başka özelliği figüratif anlatımın Orta Asya ile ilişkilendirilmesinde köprülerin ve geçiş dönemlerinin çok iyi tespit edilmesidir. Bizim çalışmamızın konusu olan koç ve at heykel biçimli mezar taşlarını ilgilendiren Afyon Müzesi'nde incelendiği koç heykeli ile ilgili verdiği bilgiler bu örneklerin büyük bir kısmının ilgi ve alakasızlıktan dolayı toprak altında kaldıklarını ispat etmesi bakımından çok önemlidir. Araştırmalarımız esnasında bölgedeki bazı heykellerin çeşitli hafriyatlar sonucu toprak altından çıkarıldığı, bazılarının ise tekrar üzerlerinin örtülerek inşaata devam edildikleri hayretle görülmüştür. Yakın zamana kadar koyun, koç ve at biçimli mezar taşlarına bölgeyle ilgili araştırmalarda her nedense fazla yer verilmeden kısa bilgilerle geçiştirildiği görülmektedir. Mesela Şerif Beygü abideleri ve kitabeleriyle Erzurum Tarihi adlı kıymetli eserinde Bayburt bölgesini gezerken ak koyunların torunları ile yaptığı söyleşide yaşlıların atalarının koyun koç heykelleri ancak ölen önemli ve ulu kişiler için diktikleri bilgisini verir. Ki bu çok önemli bir bilgidir. Ama nedense detayına fazla girmemiştir. Konumuzu teşkil eden bölgedeki koyun, koç ve at biçimli mezar taşları ile ilgili yapılan ciddi çalışmalardan biri Hamit Zübeyir Koşay'ın 1959'da 1. Milletler Arası Türk Sanatları Kongresi'ne sunduğu Doğu Anadolu bölgesinde bulunan koyun, koç ve at biçimli mezar taşları isimli bildirisidir. Araştırmacının daha çok park ve bahçeler ile müzelerde sergilenen örnekleri incelendiği bu makale ile konuya ciddi bir şekilde dikkat çekilmeye çalışılmıştır. Sonraki yıllarda bu konu Doğu Anadolu ve özellikle bölgedeki erken Türk tarihi ve İskani ile alakalı yapılan çalışmalarda araştırmacıların dikkatini çekmiştir. Bu araştırmacılardan Abdülhaluk Çay'ın Anadolu'da Türk damgası, koç, heykel, mezar taşları ve Türklerde koç, koyun meselesi isimli eseri elimizdeki önemli bir çalışmadır. Bu çalışmada koyun koç geleneğinin bayram, ölü ve kurban törenleri ile alakaları ve köken olarak Hun, Göktürk dönemleri ile ilişkileri irtibatlandırılmaktadır. Ayrıca Türklerde koç koyun geleneğinin İslam öncesi ve İslami dönemlerdeki önemine değinerek bu geleneğin aşiret, oba, yerleşim yeri ve hatta yatırılara isim olacak kadar Türk kültürü ve inancındaki önemine değinir. Yine aynı araştırmacının Türk Milli Kültüründe Hayvan Motifleri adlı eseri konumuz ile ilgili elimizdeki kapsamlı diğer bir çalışmadır. Çay bu çalışmasında koyun koç etrafında gelişen kültürü detaylı bir şekilde kaynakları ile ele almaktadır. Onun Tunceli Mezar Taşları ve Türk Kültüründeki Yeri adlı makalesi de bölgedeki bu tür mezar taşlarının Türk kültürü ile yakın ilişkisini irdelemektedir. Bilhassa bu makalede bölge halkı arasındaki
Harzamşahlarla ilgili inanışlar erken dönemlerde bölgeye gelen Orta Asya kökenli Türk halklarının varlığını ispat etmesi açısından önemlidir. Osman Turan 12 hayvanlı Türk takvimi adlı eserinde koyunun Türklerin İslam öncesi inancında totem vasfı taşıdığına işaret etmektedir. Mahmut D. Köse-Mihal'de Halk Sanatında Hayvan Sevgisi adlı makalesinde Anadolu'da koyun koç üzerine oluşmuş hikaye, atasözü ve deyimlerin çok eski bir gelenek olduğunu ispat ederek kökeninde mistik ve totemik bir anlam taşıdığını vurgulamaktadır. Böylece koyun ve koçun totem vasfı önemli bir vurguyla halk edebiyatında da öne çıkarılmıştır. Hiç şüphesiz MLS'nin araştırmaları bu sahada çalışan hemen bütün araştırmacıların başvurduğu bir kaynak niteliği nedir? MLS'nin bu konuyla ilgili çalışmalarında koyun, koç, resim, heykel ve mezar taşlarındaki bu hayvanlarla ilgili çizimlerin aynı zamanda Göktürk Kaan damgası olduğunu öne sürmesi çok önemli bir bilgidir. Yine MLS'in koç ve koyunun Türklerdeki kurban geleneğinin bir yansıması olarak şu hanedanından M.Ö. 1059, M.Ö. 249 beri yaşatıldığını aynı eserindeki bir başka makalesinde öne sürmektedir. Böylece bu çalışmalarda bu motiflerin hem hanedan damgası olabileceği hem de çok köklü bir kurban geleneğinin parçası olduğunu ortaya koymaktadır. Yine onun Türklerde maddi kültürün oluşumu, Türk kozmolojisine giriş ve Türk sanatında ikonografik motifler isimli orijinal çalışmalarının toplandığı eserler çalışmalarımızın şekillenmesinde bize önemli ipuçları vermiştir. Araştırmacının bizzat yerinde yapmış olduğu incelemeler Çin yazılı kaynakları ile bu sahada araştırma yapan yabancı araştırmacılara dayanarak verdiği bilgi ve belgeler konuyla ilgili en önemli kaynaklar arasındadır. Ayşegül Demirhan, prehistorik ve ilk çağlarda tıp tarihine genel bir bakış adlı makalesinde koç ve koyun geleneğinin bolluk ve bereket sembolü yanında aynı zamanda kuvvet sembolü olduğunu ileri sürerek konuya zengin bir bakış açısı getirmektedir. Koyun koç heykelleri hakkında araştırma yapan bazı araştırmacılar bunların ak koyunlu ve kara koyunlu Türkmenlerine ait olduklarını ileri sürmüşlerdir. Tuncer Balkayar'a da bu görüşte olup Erzurum Mirsi Tanırköy Mezarlığı adlı yüzey araştırmasına yönelik çalışmasında bu görüşü dile getirmektedir. Oktay Aslanapa da başlangıcından bugüne Türk Sanatı adlı eserinde at, koyun ve koç geleneğini atlı bozkurt kültürünün vazgeçilmez bir parçası olarak görmekte ve bunların Orta Asya-Anadolu ilişkisi üzerinde önemli durmaktadır. Ancak Göktürkler dönemine ait Kültigin ve Bilge Kağan anıt mezarları önündeki koç ve pars heykellerinin farklılıkları hakkında yeterli açıklamalar yapmamaktadır. Nejat Diyarbekirli de Hun Sanatı adlı eserinde Orta Asya Türk tarihinde koyun, koç ve at ile ilgili çok değerli tespitlerde bulunarak Türk kültüründeki ehemmiyetini örnekleriyle ortaya koymaktadır. Diyarbekirli bu eserinde Orta Asya erken dönem Türk sanatının örneklerini Anadolu'yla ilişkilendiren önemli bilgi, belge ve yorumlarıyla konuya derinlik kazandırmıştır. Helen Perry'nin Batı Kazakistan ve Osmanlı dönemi mezar taşları hakkında etnografik ve tarihsel veriler adlı makalesinde Mangışla Kazakistan bölgesindeki mezarlık geleneği tanıtılmaktadır. Bu çalışmada bölgedeki koyun ve koç biçimli mezar taşlarına kısmen de olsa yer verilmekte ve bu geleneğin Hun Türkleri ile bağlantısı kurulmaktadır. Özellikle mezar taşlarındaki şahidelerin balballardan etkileşimi bu çalışmada güzel bir şekilde irtibatlandırılmıştır. Louis Bazin'in Survivance Pre-Islamic Dan L'Epigraphe Funéraire de Turc Müslüman adlı makalesi Müslüman Türklerin mezar yazıtlarını İslam öncesi dönem izleri detaylı bir şekilde incelenmektedir. Bu çalışma Orta Asya erken Türk kültürü ve dini özelliklerin İslami dönem Müslüman Türk yaşantısına bilhassa ölüm ve mezar geleneklerine nedenli
tesir ettiğini ortaya koyması bakımından önemli bir çalışmadır. Mezarlıklar ve ölü gömme adetleriyle ilgili İslam dünyasında mezarlıklar ve defin gelenekleri başlıklı İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi'nde Türk Tarih Kurumu Irzcıca Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü, Fransız Bilimsel Araştırmalar Ulusal Merkezi ve Osmanlı Öncesi Araştırmaları Merkezi'nin destekleriyle düzenlenen uluslararası sempozyum bu sahadaki en kapsamlı çalışmadır. Sempozyum bildirileri TTK yayınlarında iki cilt halinde 1996 yılında yayınlanarak araştırmacıların istifadesine sunulmuştur. Bu eserde Ahmet Topbaş'ın Afyon Yöresi Türkmen Mezar Taşları isimli bildirisi Türkmen mezar taşlarında yer alan figürlü bezemeleri incelenmektedir. Figürlü Türkmen mezar taşları ile ilgili kıymetli başka bir çalışmada Hamza Gündoğdu'nun Afyon Müzesi'nde incelediği Türkmen mezar taşı hakkındadır. Bu makalede özellikle figürlü plastik süslemesinin Orta Asya Anadolu ilişkisi öne çıkarılmakta. Bu tür anıtsal mezar taşlarının tıpkı koyun, koç ve at heykeli biçimli mezar taşlarında olduğu gibi önemli kişilerin ana kastı. Pardon arkadaşlar, kastı. Kastı. Neyse, az bir bekleyelim arkadaşlar. Şu şey OBS'in kasması bir bitsin. Ses kayıt altına alıyor da ekran görüntüsü ilerlemiyor. Evet. Evet, bu arada nerede kalmışım? Bu makalede özellikle figürlü plastik süslemenin Orta Asya Anadolu ilişkisi öne çıkarılmakta. Bu tür anıtsal mezar taşlarının tıpkı koyun, koç ve at heykeli biçimli mezar taşlarında olduğu gibi önemli kişiler için dikildiğini ortaya koyması açısından önemlidir. Ayrıca bu tür figüratif bezemelerin alplikle alakalı olduğuna dair tespitler kıymetlidir. Bir başka çalışmada Seyfi Başkan'ın İslam öncesi Türk mezar kültürü ve başlangıcından Beylikler dönemi sonuna kadar Anadolu Türk Mezar Taşları isimli makalesinde konuyla ilgili tanıtıcı mahiyette kısa bilgilere yer verilmiştir. Tevfik Demiroğlu'nun Tıtok Belleten'de çıkan Ak ve Kara Koyunlu mezarlıklarındaki Koç Heykelleri adlı makalesi çok kısa ve dar kapsamlı olmasına rağmen konumuzla ilgili özgün bir çalışma olarak elimizde bulunmaktadır. Bu makalede Demiroğlu, Anadolu'daki en erken kitabeli İslami dönem koç heykelini bize tanıtmaktadır. Koyun, koç ve at biçimli mezar taşları Türkiye dışındaki Türk dünyası araştırmacılarının da ilgi alanına girmiştir. Bu konudaki çalışmalardan birisi Azerbaycanlı bilim adamı Rasim Efendi'nin 1986 yılında Bakü'de yayınladığı Kamenneja Plastika Azerbaycan adlı orijinal eserdir. Araştırmacı bu eserinde Azerbaycan bölgesinde bulunan koyun, koç ve at biçimli mezar taşlarının yanı sıra figürlü mezar taşları ve prehistorik döneme ait kaya resimlerini de Kobistan kaya resimleri tanıtmıştır. Bilhassa bu çalışmada yer alan figürlü sanduka tipli mezar taşlarının aynı örneklerinin Hamza Gündoğdu'nun Anadolu'da Afyon yöresinde incelediği mezar taşlarında da görülmesi sanatın köklü ve sürekliliğini ortaya koyması bakımından önemlidir. Hamza Gündoğdu'nun 1996 yılında düzenlenen Otluk Beli panelinde sunduğu Eski Bir Kültür Merkezi Başköy isimli bildirisi bölgedeki koyun koç biçimli mezar taşları üzerine yapılmış kıymetli bir çalışma olarak elimizde bulunmaktadır. Bu çalışmayla bölgedeki koyun koç ve at heykeli
biçimli mezar taşlarına dikkat çekilerek sanıldığından daha fazla bu tür örneklerin arazideki varlığı ortaya çıkmıştır. Yine Hamza Gündoğdu'nun bölgedeki koyun ve koç heykellerinin incelendiği çalışmalarından Üzümlü ilçesi ve çevresindeki tarihi ve kültürel kalıntılar isimli çalışma bölgedeki kültür varlıklarının hızlı tahribini gözler önüne sermektedir. Bu çalışmanın yüzey araştırması esnasında bölgede şahısların elinde bulunan iki adet koç heykeli büyük zorluklarla naklettirilerek koruma altına alınmıştır. Hamza Gündoğdu'nun koyun ve koç heykelleriyle ilgili bir diğer çalışması Nahçıvan'da figürlü bir mezar taşının düşündürdükleri adlı makalesidir. Bu kıymetli makalede koç heykelinin hem plastik açıdan hem de üzerinde yer alan figüratif bezemelerin Türk sanatı ve kültürü açısından analizi yapılarak önemli sonuçlar ortaya konulmuştur. Bilhassa bu koç heykelinin tarihi olarak 12-13. yüzyıllara verilmesi bizim Anadolu'daki örneklerin ak koyunlu ve kara koyunlu devletleriyle başlayamayacağı daha erken yıllara gidilebileceği ile ilgili iddiamızı sağlam temellere oturtmaktadır. Alim Karamürsel'in eski Türklerde defin törenleri ile ilgili usul ve adetler ve Yaşar Çoruhlu'nun Türk sanatında koyun, koç, keçi figürlerinin sembolizmi isimli makaleleri pazarı kurganlarından başlayarak tarihin her dönemindeki Türk topluluklarında bu sembollerin önemi ve uygulanışı detaylı bir şekilde ortaya konulmaktadır. At ve koç koyun şekilli mezar taşlarının sembolizmi isimli makalesi çalışmamızda yararlandığımız önemli bir çalışmadır. Yine onun Türk mitolojisinin ana hatları adlı çalışması da at, koyun ve koç ile ilgili eski Türklerde yer alan inanışları vermesi bakımından önemli bir çalışmadır. Yine Abdülkadir İnan'ın Makaleler ve İncelemeler adlı eserinde yer alan Türklerde At Kültürü başlıklı makalesi bu geleneğin Çin kaynaklarına dayanarak tarihi içerisinde ne kadar derin ve önemli olduğunu belgeleyen kaynak niteliğindeki çalışmalardır. Beyhan Karamağaralı'nın Ahlak Mezar Taşları isimli özgün çalışmasında Türklerde mezar ve mezarlık geleneği hakkında bilgi verildikten sonra koyun, koç ve at biçimli mezar taşlarına da değinilmiş ve Orta Asya ile ilişkisi üzerinde durulmuştur. Ancak özellikle Doğu Anadolu bölgesinde görülen haç motifli koyun, koç ve at heykeli biçimli mezar taşlarının kökenleriyle ilgili doyurucu bilgilere yer verilmemiştir. Hatta bunların Türk kültüründen etkilenen yerli halkların ürünü olabileceği ihtimali üzerinde durması da koyun, koç ve at heykeli biçimli mezar taşları hakkında araştırmaların yetersiz kaldığını göstermektedir. Yine Karamağaralı'nın Sivas ve Tokat'taki figürlü mezar taşlarının mahiyeti hakkında adlı makalesi, mezar taşlarında görülen figürlü bezmelerin kaynağı Orta Asya-Anadolu ilişkisinin derinlemesine inceleyen önemli bir çalışmadır. Bu makalede Moğol tehlikesi önünden kaçan Orta Asya ve Azerbaycan bölgesi Türk boylarının eski Türk inanç sistemindeki inanç ve geleneklerini Anadolu'da nasıl yaşattıkları örneklerle izah edilmeye çalışılmıştır. Jean-Paul Roux'un eski ve orta çağda Altay Türklerinde ölüm, Orta Asya, tarih ve uygarlık ve Orta Asya'da kutsal bitkiler ve hayvanlar isimli orijinal çalışmaları Türklerin en eski devirlerindeki adet ve inanışları hakkında çok kıymetli bilgiler verir. Özellikle ölü defin törenlerinde yer alan koyun, koç ve at kurbanı ile ilgili tespitler çalışmamızda faydalandığımız kaynaklar arasındadır. Ertuğrul Danık'ın Koç ve At şeklindeki Tunceli Mezar Taşları adlı çalışması, koyun, koç ve at heykeli biçimli mezar taşlarının Alevi kültürüyle yakın ilişkisini öne çıkarmak suretiyle farklı değerlendirmeler sunmaktadır. Yine onun koyun, koç ve at biçimli mezar taşlarının bölgelere göre dağılımı adlı çalışması, bize göre yeterince araştırılmadan ve derleme niteliğinde olduğu için eksik bir çalışmadır. Çünkü yaptığımız araştırmalarda bizim tespit ettiklerimizin dışında önceden tespit edilenler de bu çalışmada yer almamaktadır. Kenan Güven'in hazırladığı Tabiat Güzellikleri ve Kültürel Değerleri ile Tunceli adlı kitabı,
akademik çalışmadan ziyade tanıtıcı kültürel amaçlı olup bölgedeki koç biçimli mezar taşlarını belgelemesi ve tespiti bakımından dikkate değer folklorik bir çalışmadır. Nazmi Sevgen'in Anadolu'da koyun ve at motifli mezar taşları isimli makalesi konumuz ile ilgili değerli bilgi ve belgeleri sunmaktadır. Çünkü bu çalışmada var olan bazı örneklerin maalesef günümüzde yok olması Türk tarihi için önemli, çok önemli olan bu malzemelere karşı insan ve çevre faktörünün olumsuz etkileri bir kez daha göz önüne serilerek belgelenmektedir. Çalışmalarımız esnasında biz de müze envanterinde görülmesine rağmen bazı mezar taşlarının maalesef yok olduklarına bizzat şahit olduk. Müzeden yok etmişler arkadaşlar, müzeden. Müzenin kayıtları ne var ama şey yok. Ortadan kaldırılmış. Acaba üzerinde ne vardı? Metin Haseki'nin plastik açıdan Türk mezar taşları da konuya farklı bir bakış açısı getirmesi bakımından önemli bir çalışmadır. Özellikle bu çalışmada mezar taşlarının soyut anlatım yönü ele alınarak Türk sanatının Batı sanatından yüzyıllar önce varmış olduğu noktayı irdelemesi oldukça dikkat çekicidir. Son dönemde Eyüp Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen Eyüp Sempozyumu, değerli araştırmacıların çalışmalarını bilim dünyasına kazandırması bakımından çok yararlı olmuştur. Özellikle mezar taşları, ölü ve mezarlık geleneği, mezar taşlarındaki yazı motif ve süslemeler gibi konuların açıklığa kavuşturulduğu sempozyum bildirileri, bu sahadaki son dönemin en ciddi çalışmalarını kapsamaktadır. Araştırmanın metot ve düzeni. Başlangıçta çalışmaya kaynak ve araştırmaların temini okunması ve fişlenmesiyle başlanmıştır. Daha sonra önce yurt dışında İran ve Azerbaycan tespit edilen yerlerde, daha sonra ise yurt içinde saha araştırmamız neticesinde tespit ettiğimiz koyun, koç ve at biçimli heykeller bizzat yerlerinde görülmüş, fotoğraflanarak ölçüleri alınmıştır. Çalışmamız müzelerdeki ilgili malzemenin de incelenmesiyle zenginleştirilmiştir. Burada önemli üzerinde durduğumuz temel konu bulunan her malzemenin Türk kültürü, tarihi ve sanatıyla karşılaştırmalı olarak titizlikle incelenmesi yoluna gidilmiştir. Heykellerin sanat tarihi açısından plastik değerleri incelenirken üzerlerinde yer alan figür, motif ve süslemelerin yorumlanması çalışmamız içerisinde sanat tarihi yanında Türk tarihine de önemli oranda yer verilmesini gerektirmiştir. Ayrıca aşağıda görüleceği gibi çalışmamızın sağlam temellere oturması için ve özellikle de heykeller üzerinde yer alan figür, motif ve damgaların izah edilmesinde sanat tarihi dışında din, kozmoloji, mitoloji, sosyoloji, antropoloji sahasından da azami derecede yararlanılmıştır. Çalışmamız metinler dışında katalog, çizim ve resimleri de ihtiva etmektedir. Bu resimler incelediğimiz materyallerin yanında konunun sanat, sanat tarihi, tarih ve kültürel bağlamdaki yerine oturtulması açısından karşılaştırma amacıyla kullandığımız diğer resimlerden oluşmaktadır. Alan araştırması. Erzurum ve Erzincan'ın coğrafi konumu ve tarihçesi. Erzurum. Coğrafi konum. Doğu Anadolu bölgesinin Erzurum-Kars bölümünde yer alan Erzurum, yaklaşık 40 derece N paraleliyle 41 derece E meridyeni üzerinde bulunmaktadır. Erzurum aynı adı taşıyan ovanın güneydoğu yöresinde Palandöken dağları kuzey eteklerinde hafif eğilimli yüzeyler üzerinde kurulmuştur. Şehrin yerleşim sahasında zamanın akışı içinde çevreye doğru giderek genişlemeler olmuş ve bu yayılış günümüzde daha da belirli bir durum almıştır. Bu nedenle bir taraftan güneyde Palandöken dağları eteklerindeki tepelik alanlara doğru genişleyen şehir, öte yandan da kuzey batı ve batıda Erzurum Ovası alüvyal düzlükleri üzerinde genişlemektedir. Yüz ölçümü 25.066 kilometre karedir. Bulunan Erzurum ili yüz ölçümü bakımından Türkiye'nin 4. büyük ilidir. İl topraklarının çoğunluğu Doğu Anadolu bölgesinin Erzurum-Kars bölümü içinde, az bir kısmı da Tortum, Narman, Oltu, Olur ve İspir
Doğu Karadeniz bölümü sınırları içinde kalır. Doğudan Kars ve Ağrı, batıdan Erzincan ve Gümüşhane, kuzeyden Trabzon ve Artvin, güneyden de Bingöl ve Muş illeriyle komşudur. Denizlere uzaklık ve yüksekliğin bir sonucu olarak Erzurum ve çevresi kıyı bölgelerine göre daha şiddetli karasal iklim özellikleri göstermektedir. Eski çağlardan başlayarak özellikle Orta Çağ'da Erzurum'un Karadeniz limanları ile olan bağlantısı ve Trans-Orta Asya İpek Yolu'nun Erzurum'dan geçmesi ile Erzurum bir kavşak noktası olmuş ve her zaman önemini korumuştur. Günümüzde de Erzurum coğrafi konumundan doğan avantajlarından dolayı önemini yine korumaktadır. Özellikle Kars, Gümrü, Tiflis, Kars, Gümrü, Erivan, Tebriz, Tahran, Demir ve Karayolları ile Ağrı, Doğu Beyazıt, Mako, Tebriz, Tahran, Karayolları Türkiye'yi İran ve Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine bağlayan yolların köprübaşı olma fonksiyonunu sürdürmektedir. Yine İran'ın Karadeniz üzeri Avrupa'ya yönelik ro-ro taşımacılığı da yine Erzurum üzerinden gerçekleştirilmektedir. Tarihçe. Erzurum, Aras, Çoruh ve Fırat kaynaklarını aldığı yaylaya hakim bir merkezdir. Tarihin hemen her devresinde bağlı bulunduğu siyasi teşekküllerin hayatında büyük rol oynamıştır. İlk bilinen halkı Urartular olan şehrin sırasıyla geçici de olsa Kimmer ve İskitler, Hititler, Medler, Persler, Partlar, Ermeniler, Romalılar, Sasaniler ve Türklerdir. Şehrin bilinen ilk adı Doğu Roma İmparatoru 2. Theodosios'a 408-450 izafe edilen Theodosiopolis'tir. Şehir tarihi süreç içerisinde Karintis, Karin, Karana, Kalkhak, Karnoi, Araplar zamanında ise Kalikala veya Kali gibi aynı manaya gelen farklı isimlerle adlandırılmıştır. Selçuklar tarafından burada basılmış sikkeler üzerinde şehrin adı Arzan al-Rum, Arzan Rum veya Arzı Rum olarak görülmektedir. Bu ifadeler zamanla Erzurum olarak kaynaklara geçmiş ve nihayet Erzurum olarak bugünkü şeklini almıştır. Anadolu'ya yönelik İran saldırılarına karşı muhtemelen 415-422 yıllarında kurulmuş olan Erzurum'un ilk devreleri hakkında fazla bilgi yoktur. Şehir 502-503'te İranlıların eline geçmiş, 504'te Bizanslar tarafından geri alınmıştır. Hazreti Osman zamanında 653'te onun komutanı Habib bin Meslemi tarafından zapt edilmiştir. Fetihten sonra Erzurum'u bir üst olarak kullanan Müslümanlar buradan kuzey ve doğu istikametinde akınlar düzenlediler. 686'da şehir Bizansların eline geçti ise de 700'de tekrar Müslümanlar tarafından geri alınır. Bizans ordusunun 751'deki kuşatmasına büyük bir direnme gösteren Erzurum şehirdeki Ermenilerin ihaneti sonucunda tekrar Bizans ordularının eline geçmiştir. Bizans ordu komutanı Ermeni asıllı Kusan şehri yağmaladığı gibi Müslüman ahalinin büyük çoğunluğunu da katletmiştir. Daha sonra 756'da Halife Mansur bir ordu gönderip şehri kurtarmıştır. Halife Mehdi Billah zamanında Erzurum'a Türk birlikleri yerleştirilmiştir. İbni Havkal, Kalikala'nın Erzurum Rum ülkesini Anadolu, Azerbaycan, Cibal, Rey ve civardaki halkın gaza merkezi olan büyük bir uç şehri olduğunu kaydetmektedir. Daha sonra Erzurum ve çevresi 1048-1049'da İbrahim Yinal ve Kutalmış beylerin komutasında Müslüman Türkler tarafından ele geçirilmiş ancak Erzurum Malazgirt zaferinden sonra tamamen fetholunmuştur. Sultan Alparslan zaferden sonra Erzurum ve çevresini Emir Saltuk'a ikta olarak vermiş ve onun aynı yıl 1071 Erzurum'u fethetmesiyle şehirde Türk hakimiyeti kesin olarak başlamıştır. Böylece Büyük Saltuklu Devleti'ne bağlı olarak bölgede Saltuklu hakimiyeti başlamıştır. Selçuklu Devleti'nin 1157'de parçalanmasından sonra Saltuklular Anadolu Selçuklu Devleti'ne bağlanmıştır. Selçuklu Sultanı 2. Süleyman Şah, Saltuk oğulları beyliğini ortadan kaldırarak Erzurum'u kardeşi Mugisuddin Tuğrul Şah'a ikta etmiştir. 1202. Daha sonra Alaaddin Keykubat meşhur kumandanı Mubarizuddin Çavlı'yı Erzurum'a subaşı tayin ederek yaklaşmakta olan Moğol tehlikesine karşı şehri tahkim ettirmiş ve gerekli tedbirleri aldırmıştır.
1242'de Moğol ordusu kumandanı Baycu Noyan tarafından şehir tahrip edilerek halkının da büyük bir kısmı katledilmiştir. Köse Dağ Savaşı'ndan sonra 1243 şehir tamamen Moğol hakimiyetine geçmiş ve Moğolların sık sık Anadolu seferlerinde uğrak yeri olması nedeniyle çok büyük zararlar görmüştür. Bu yüzden halk başka yerlere göçmüş ve şehir iyice tenhalaşmıştır. Moğol tahribatına rağmen ticari ve stratejik öneminden dolayı İlhanlar döneminde hızlı bir kalkınma dönemi yaşanmıştır. Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılmasından sonra 1308 Erzurum İlhanlara bağlanmış, bu devletin parçalanmasının ardından 1335 en karışık devresini yaşamıştır. İlhanların bıraktığı boşluktan yararlanmak isteyen bir takım beyler Erzurum ve çevresini mücadele sahası haline getirirler. Bilhassa Akkoyunlu ve Karakoyunlu Türkmen aşiretlerinin mücadelesi sırasında büyük tahribata uğrayan şehir daha sonra Sutay Noyan'ın oğlu Hacı Toga'nın eline geçer. 1336. İşte bu dönemde şehrin geliri iyice düşmüş ve Erzurum'a ait vergi miktarı 22 bin denar olarak belirlenmiştir. Bu miktar Anadolu'nun küçük kasabaları derecesindedir. Bu da şehrin uğradığı tahribatı göstermesi bakımından önemlidir. Erzurum 1360'da Eretna oğullarının ve onların Erzincan valisi olan Mutahhar Ten'in nüfusu altına girmiştir. Fakat bu devlet Erzurum'da uzun müddet tutunamamış ve burası bir müddet sonra Karakoyunların eline geçmiştir. Böylece 1377'de Karakoyunların reisi olan Bayram Hoca bölgeye ve şehre hakim olmuştur. Erzurum 1387'de bütün Doğu Anadolu ile birlikte Timur ordularınca istila edilmiş şehir tahrip edildiği gibi halkının da büyük bir kısmı katledilmiştir. Timur şehrin idaresini tekrar Mutahhar Ten'e vermiş, onun ölümü üzerine Yusuf Ali adında bir Türkmen beyini buraya kumandan tayin etmiştir. Timur'un ölümü üzerine Erzurum'da Akkoyunlu ve Karakoyunlu mücadelesi yeniden şiddetlenmiştir. Bu iki Türkmen devleti arasında 1435'te Karaz civarında meydana gelen savaşı Karakoyunlar kazanmış, daha sonra Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan Karakoyunlu beyliğine son vererek şehri ele geçirmiştir. Uzun Hasan'ın şehir üzerinde etkisi büyük olmuştur. Özellikle onun tarafından konulan ve halk arasında Hasan Padişah Kanunu olarak bilinen kanunname Osmanlı hakimiyetinden sonra da 35 yıl yürürlükte kalmıştır. Erzurum 1480 ve 1490 yıllarında Safavi propagandasından oldukça çok fazla etkilenmiştir. Bunun sonucu olarak 1502'de Şah İsmail Akkoyunlu beyliğini ortadan kaldırarak Erzurum'a hakim olmuştur. Şehri tahrip ettiği gibi halkını da Şiiliğe zorlamasından dolayı Sünni halk başka yerlere göçmüş. Bu yüzden şehir ıssızlaşmıştır. Safaviler üzerine yürüyen Yavuz Sultan Selim Çaldıran'a gidip gelirken Erzurum'un yakınında konakladığı halde Erzurum'a girmemiştir. Rivayete göre Yavuz şehrin adeta bir baykuş yuvasına dönen virane halini görmemek için şehre girmemiştir. Osmanlıların bölgedeki hakimiyetleri 1516-1517 yıllarında kesinleşmiş olmakla birlikte çok fazla el değiştirmekten dolayı hayli tahrip olmuş ve nüfusu azalmış olan şehrin ilk tahriri 1518, ikinci tahriri 1520 ve üçüncü tahriri ise 1540 yılında yapılmıştır. Nitekim ilk tahrir defteri kayıtlarına göre şehir 12 mahalleden ibaret olup bunların da harap ve boş durumda oldukları kaydedilmektedir. Erzurum ve çevresinin tüm katliam ve tahribatlara rağmen sürekli yenilenen ve güçlenen nüfusu ve önemli yollar kavşağında olması, ayrıca savunmasının da kolay olması gibi sebeplerle istisnalar dışında sürekli canlı ve dolu bir bölge olmuştur. Kanuni Sultan Süleyman döneminde yeniden imar edilen ve iskana açılan şehir, İran üzerine açılan seferlerde bir askeri üst konumunu üstlenmiştir. Yerleşmenin henüz yeni başladığı devreye ait 1540 tarihli tahrir defteri İskan'ın altyapısını ortaya koymaktadır. Nitekim bu tahrir defterine göre Erzurum'da 27 mahalle bulunuyor. Ancak mahalle sayısı artmasına rağmen nüfus henüz tam artmamıştı. Toplam 77 aile ve 1600 civarında asker ile 1540'larda şehrin nüfusu ancak 2000'lerde idi. Böylece kısa zamanda gelişip kalkınan şehir Anadolu ve Karadeniz'den doğuya giden askeri ve ticari yolun üzerindeki başlıca şehir olma karakterini yeniden kazanmıştır. Erzurum 17. yüzyılda şehir olarak gelişimini tamamlamış, Osmanlı-İran, Osmanlı-Gürcistan harplerinde kışlık ve merkez olarak şöhret kazanmıştır.
Bu yüzyılda Doğu Anadolu'nun ve Osmanlı ülkesinin önde gelen ticari şehri. İran'dan gelen veya giden kervanlar da yol ihtiyaçlarını burada karşılar. Gümrüğe girer ve çıkarlar. Osmanlı Devleti'nin Erzurum Beylerbeyliği ona 17. yüzyıl kaynaklarına göre Şarki Karahisar, Çığ, Hınız, Yukarı Pasin, Banazgirt, Tekman, Kız, Uçan, İspir, Tortum, Namervan, Mecingert sancaklarından oluşmaktaydı. Beylerbeyi'nin hastı bütün imparatorluk eyaletleri içinde en yüksek hastalardan olup 1.214.600 akçedir. Böylece şehir konumu itibariyle çok kısa sürede gelişmiş ve Osmanlı Devleti'nin en büyük eyaletlerinden biri olmuştur. Nitekim 1640'larda şehri ziyaret eden ve burada 70 Müslüman ve 7 Ermeni mahallesinin bulunduğunu kaydeden Evliya Çelebi, batıda Erzincan, doğuda Tebriz veya Acem, kuzeyde Gürcü ve güneyde Harput Kapılan'ın yer aldığını yazmaktadır. XIX yüzyıl başlarında Tournefort'a göre şehirde 6.000 gayrimüslime karşılık 18.000 Müslüman yaşamaktadır. Jime Kinneir, Erzurum'un 18. yüzyıl sonlarındaki nüfusunu 100.000, Saint Martin 1818'de 150.000 olarak verir. Lynch ve Brandt 1827'de şehrin nüfusunun 130.000 civarında olduğunu belirtirler. ...1829'daki Rus işgali şehrin nüfusunun oldukça düşmesine ve 1835'te nüfusun 15.000'lere kadar inmesine sebep olmuştur. Bu 15.000 Müslüman nüfusa karşılık şehirde sadece 120 Ermeni ailesi yaşamaktaydı. 1865'te vilayetler kanunun yürürlüğe girmesiyle Erzurum vilayeti teşkil edilerek Ova, Kiyo, Tercan, Hınız, Tortum, Keskin ve Pasin gibi kazalara bölünmüştür. Berlin Kongresi'nden sonra 1878 Anadolu'da başlayan Ermeni karışıklıkları esnasında Erzurum'un nüfusunda büyük değişiklikler olmuştur. Özellikle Birinci Dünya Savaşı sırasında Ermeni çetelerinin hareketleri, Rus işgali ve Ermeni tehciri gibi sebeplerle şehrin gerek Müslüman ve gerekse Müslüman olmayan nüfusunda önemli düşüşler meydana gelmiştir. Bu karışık durumun sona ermesinden sonra şehir fiziki yapı ve nüfus bakımından yeniden toparlanarak Cumhuriyet'in ilk yıllarında yapılan sayımlarla nüfusu 30 bini geçmiştir. Cumhuriyet döneminde hızlı bir gelişme gösteren Erzurum 1960'larda 105 bin aşan nüfusu ve ticari potansiyeliyle Türkiye'nin önemli büyük illeri arasına girmeyi tekrar başarmıştır. Şehirde ticaret ve sanayi faaliyetlerinin gelişmesi ve şehrin çevreye doğru büyümesi beraberinde hızlı bir gecekondulaşmayı da beraberinde getirmiştir. Günümüzde 74 mahallesi bulunan Erzurum 1993 tarihinde büyük şehir statüsüne kavuşturulmuş ve buna bağlı olarak 4 alt belediye teşkilatı kurulmuştur. Yaklaşık 400 bini aşan merkez nüfusu ve 18 ilçe 40 belediyesi ile Doğu Anadolu'nun en önemli askeri, ekonomik, kültürel, sağlık ve eğitim merkezi olarak gelişmesini sürdürmektedir. Erzincan, coğrafi konum. Erzincan, Fırat Karasu Nehri'nin yukarı havzasında kendisiyle aynı adı taşıyan ovanın ortasına yer alır. Şehir kuzeyde Esense, Keşiş Dağı, kuzeydoğuda Kop Dağı, doğuda Karasu, Aras Dağları'nın batı uzantıları, güneyde Munzur ve Mercan Dağları, batıda Kızıldağ ve Dumanlı Dağ ile çevrilidir. Erzincan şehrinin merkez olduğu Erzincan ili, Doğu Anadolu bölgesinin kuzeybatı bölümünde yukarı Fırat havzasında yer almaktadır. İl doğuda Erzurum, batıda Sivas, güneyde Tunceli, güneydoğuda Bingöl, güneybatıda Elazığ, Malatya, kuzeyde Gümüşhane, Bayburt ve kuzeybatıda Giresun illeriyle çevrilidir. Merkez ilçeden başka Çayırlı, İliç, Kemah, Kemaliye, Otlukbeli, Vefaiye, Tezcan, Tercan ve Üzümlü ilçelerinden oluşmaktadır. Yüz ölçümü 11.903 km² olan ilin 2000 yılına göre nüfusu 316.341 kişidir. Erzincan ili genellikle dağlar ve platolarla kaplıdır. Dağlar çeşitli yönlerde belli bir sıra içerisinde uzanır. İlde ovalar doğu, batı ve kuzey-güney doğrultusunda uzanan dağ sıraları arasındaki çöküntü alanlarında yer alır. Ovalar birbirine boğazlarla
bağlanmıştır. Erzincan Ovası doğu-batı yönünde uzanır. Erzincan karasal iklim özelliğine sahiptir. Ancak yüzey şekilleri ovaları ve dağlarla çevrili olması yer yer değişik karakterli iklimlerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Doğu Anadolu bölgesinde yer alan Elazığ ve Malatya dışındaki diğer tüm illerden daha ılıman bir iklimi vardır. Deprem kuşağında yer alan Erzincan'da tarihi içerisinde muhtelif hareketlenmeler görülmüş ve şehir bundan büyük ölçüde etkilenmiştir. Yakın tarihte 1939'da olan ve şehir ve çevresinde toplam 33 bin kişinin ölümüne neden olan deprem dünyanın en büyük depremleri arasında sayılmaktadır. Son olarak 1992 tarihinde meydana gelen depremde şehir büyük zarar görmüş ve yaklaşık 1000 insan da hayatını kaybetmiştir. Bu yüzden bölgede yaşayan vatandaşların büyük bir çoğunluğu şehirden göç ederek bölgenin nüfus bakımından gerilemesine neden olmuştur. Bütün bu zararları telafi etmek amacıyla Erzincan ve çevresi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden özel bir kanun çıkarılmıştır. Tarihçe. Erzincan adının Strabo'nun ilk çağda bu bölgede bulunduğunu belirttiği Eriza şehrinden geldiği söylenir. Bölgeden bahseden eski Grek kaynaklarında Aziris adıyla gösterilen şehrin bugünkü Erzincan olması ihtimali dahilindedir. Şehrin adı Ermeni kaynaklarında Erez, Erznik ve Erznıga, Bizans kaynaklarında Aringan, Arsingan, Erzingan olarak geçer. Arap kaynaklarında da Arzancan şeklinde ifade edilmiştir. Türk fetihlerinden sonra şehrin adı önce Erzingan, Ezirgan olarak söylenmiş, ardından da bugünkü şeklini almıştır. Erzincan'ın ne zaman kurulduğu ve tarih öncesi dönemleri hakkında kaynaklarda kesin bilgiler yoksa da yapılan inceleme ve kazılardan şehrin bulunduğu bölgedeki ilk yerleşmelerin M.Ö. 3000 yılına kadar indiği anlaşılmaktadır. M.Ö. 2000 yılda Erzincan Hurri Mitanni İmparatorluğu'nun idaresi altında bulunuyordu. Daha sonra Hitit hakimiyetine giren bölge M.Ö. 1380 2. Argişti devrinde M.Ö. 714-685 Urartu devletine katılmıştır. Bir ara İskitlerin hakimiyetine giren bölge sırasıyla Pers, Helenistik krallar, Roma, Pontus ve Ermeniler arasındaki mücadelelerde ve Bizans-Sasani mücadelelerinde kilit rol oynamıştır, üstlenmiştir. Bölgeye yönelik ilk İslam akınları Hazreti Ömer devrinde 638 İyaz B. Gan kumandasında gerçekleştirilmiştir. Daha sonra Bizans, Arap, Ermeni ve Gürcü ve daha sonra da Türk akınlarına sahne olmuştur. Özellikle 1048'den itibaren Erzincan, Türk akıncılarının uğradığı kısmen hakimiyet kurdukları veya idarecileriyle tam bir anlaşma içinde bulundukları bir üs ve barınma merkezi durumundaydı. Malazgirt zaferinden sonra Alparslan'ın kumandanı Mengücük Gazi tarafından kurulan Mengücüklü Beyliği, Erzincan, Divri, Kemal, Şebin Karahisar bölgeleri üzerinde hüküm sürerek bazen danışment gazi ile birlikte bölgede gaza ve fetihlerde bulunuldu. Beyliğin 1242'de ikiye bölünmesinden sonra Erzincan Kemak kulu 1. Alaaddin Keykubat tarafından 1228'de Anadolu Selçuklu topraklarına katılmıştır. Bu dönemde Erzincan etrafı surlarla çevrili mamurlu bir şehir haline gelmiştir. 1243 Köse Dağ Savaşı'ndan sonra şehir Moğollar tarafından tahrip ve yağma edilmiştir. Daha sonra şehir İlhanlar zamanında tekrar önem kazanmış ve Anadolu'nun çarşıları ve ürettiği malları ile ünlü önemli ticaret şehirlerinden biri haline gelmiştir. İlhanlı hakimiyetinin zayıflamasından Osmanlı hakimiyetine kadar sık sık el değiştiren Erzincan Eratnalıların hakimiyetine girmiştir. Eratna emiri Mutahhar Ten'in Erzincan emiri olmasından sonra şehrin siyasi önemi daha da artmıştır. 1378 Erzincan Emirliği'nin 1339'da Akkoyunların saldırılarına hedef olduğu görülmektedir. Yıldırım Bayezid 1401 yılında Erzincan'ı alarak şehrin idaresini önce Karakoyunlu Kara Yusuf'a vermiş ancak daha sonra hakimiyetini kabul şartı ile burasını Mutahhar Ten'e bırakmıştır. Mutahhar Ten'den sonra Erzincan 1410 yılında Karakoyunlu hakimiyetine girmiştir. 1422 yılında Kara Yülük Osman tarafından alınarak Akkoyunlu topraklarına katılan Erzincan bu tarihten sonra
at koyunlar ile kara koyunların hakimiyetleri arasında sık sık el değiştirmiştir. Nihayet Uzun Hasan 1457'de kara koyunları yenerek Erzincan'ı yeniden at koyunlu hakimiyetini almıştır. Otlukbeli Savaşı'ndan sonra da 1473 at koyunlu sınırları içinde kalan Erzincan, Osmanlı hakimiyetine girdiği ilk yıllarda Bayburt ile birlikte 1514'te Bıyıklı Mehmet Paşa Beylerbeylik olarak verilmiştir. Bu dönemde Kema, Erzincan, Tercan, Bayburt ve İspir gibi eski Akkoyunlu arazisi Erzincan vilayetine bağlanmıştır. Kanuni zamanında ise bu Beylerbeylik kaldırılmış ve Erzincan, Kema, Sancak içerisinde olmak üzere yeni kurulan Rumi Hadis Beylerbeyliğine dahil edilmiştir. 1534'te Erzurum Beylerbeyliğinin kurulması üzerine Kema ile birlikte buraya bağlanmıştır. Uzun yıllar Erzurum'a bağlı bir kaza ve sancak olarak kalan Erzincan 1923 yılında vilayet olmuştur. Evet arkadaşlar, bir diğer devamında görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, esen kalın.